İstanbul Başakşehir'den yansıyan görüntüler ekranlara geliyor. Şimdi meteorolojiden yapılan bir uyarı vardı. Hatta AFAD dakikalar öncesinde saat 16:20'de bir uyarı daha yaptı. İşte biz o uyarıyı sizlerle paylaşırken İstanbul Başakşehir'de sağanak sebebiyle, bakın, Kayaşehir'de, Başakşehir'de yolların tam anlamıyla göle döndüğü, araçların o suların içinde kaldığı ve sileceklerin şiddetli yağışa yetişemediği o anları da paylaşıyoruz. Ne yazık ki gerçekten, yani iki ayrı görüntüyü sizlerle paylaşıyoruz. İki ayrı tarafta yaşanan iki ayrı aslında mücadele süreci. Bir tarafta gaz sıkışması sonucu bir doğal gaz patlaması meydana geldi. Bir diğer tarafta kuvvetli yağış sonucu İstanbul Başakşehir'de meydana gelen su baskınına ilişkin görüntü geliyor. Bakın, neredeyse apartmanın, burası da Sultan Gazi, yani bu sokak göle dönmüş vaziyette. Artık giriş katlarını da geçmiş. Şu anda ekrana, bizim görüntü açımıza yansıyan görüntüde neredeyse birinci katlara varacak bir yoğunluktan, kuvvetli yağış sonucu meydana gelen yolların göle döndüğü o görüntüleri paylaşıyoruz. Bu arada AFAD 16:20'de bir uyarı daha yaptı, onu da aktaralım. Meteorolojiye göre İstanbul'da kuvvetli yağışın yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Başlamıştı, bu uyarı bir kez daha yapılmıştı. Başladı ve kuvvetli yağış sonucu İstanbul Sultan Gazi, Kayaşehir, Başakşehir'de su baskınları yaşandı. Hani yollar göle döndü tabiri bu gibi haberler için çok klasik, ama tam anlamıyla yaşanan şu anda o. Çünkü araçların neredeyse yarısı suların içinde kalmış. Apartmanların giriş katları Sultan Gazi'de sularla dolmuş vaziyette. Bakın, şu anda trafik zaten durmuş. Silecekler yetişmiyor sağanak yağışa. Yarın sabaha kadar da kuvvetli yağışın süreceği bilgisini biz de bir kez daha paylaşalım. Yolda olan, en azından sel ve su baskını riski yaşayacak vatandaşlara, izleyicilerimize karşı bir kez daha bu uyarıda bulunmuş olalım. Çünkü meteoroloji şu noktada da uyarıyor: sel, yıldırım ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı uyarısını yineliyor. Ama o uyarı bir kez daha yapılmıştı ki biz aslında şu anda tam da o görüntüyü sizlerle paylaşıyoruz. Su baskınlarını, seli ve o yağışa yetişemeyen silecekleri şu anda ekranlarımıza getiriyoruz sevgili izleyiciler. Hem Başakşehir'de, hem Kayaşehir'de, Sultan Gazi'de, Gazi Osman Paşa'da benzer görüntüler var. Bakın, Başakşehir'den yansıyan görüntüyü görüyoruz. Şu anda ekranımızda olan bir sokak, artık apartmanların zemin katlarını söylemeyelim, üst katlara doğru yoğunlaşan bir göle dönmüş caddelerden, sokaklardan söz ediyoruz. Bir diğer taraf Sultan Gazi, artık nasıl, bakın, şiddetle ve yoğun bir akışla devam eden su birikintisini de geçmiş, artık neredeyse taksinin teker üstüne ulaşmış bir su. Sağanak yağış sonucu meydana gelen su baskını. Bir kez daha uyaralım, yarın sabaha kadar bu kuvvetli yağış bekleniyor sevgili izleyiciler. Meteoroloji ve AFAD uyarıyor sel, yıldırım, su baskınlarına karşı. Ama bazı ilçeler için artık bu uyarı biraz daha geçerliliğini kaybetmiş vaziyette. Çünkü hali hazırda zaten yaşanan o. Bakın, Başakşehir'de arabalar, araçlar gövdelerinin yarısına kadar suyun içine gömülmüş vaziyette. Sultan Gazi'de durum farklı değil. Bir araç son derece güçlükçe ilerlemeye çalışıyor. Patlayan rögarlar, dışarıya fışkıran sular. Bir süre önce daha benzer görüntüleri sizlerle paylaşmıştık İstanbul'un farklı noktalarından. Araçları, bu iki görüntüde, biraz daha Başakşehir yazan görüntüde çok daha net bir şekilde görüyoruz. Araçlar caddelerin ortasında kalmış vaziyette, ilerleyemiyorlar. Çünkü yoğun bir yağış sonucu sevgili izleyiciler, yollarda kalmış vaziyette insanlar. Başakşehir'de, Sultan Gazi'de, Gazi Osman Paşa'da, Kayaşehir'de şiddetli yağış sonucu yaşanan su baskınlarını, sokakların, caddelerin yarıya kadar suya gömüldüğünü, araçların ilerlemekte güçlük çektiğine ilişkin görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz.
Artık diyoruz ya göle döndü deriz hep ama gerçekten göle dönmüş vaziyette İstanbul'un birçok noktası. AFAD'dan uyarı yapılmıştı. Hatta sarı uyarı yapılmıştı. Hem fırtına hem sele ilişkin. Bu uyarı bir kez daha yinelendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından AFAD aracılığıyla bunu bir kez daha paylaşalım. Yarına kadar devam edecek bu yağışlar sevgili izleyiciler. Vatandaşlar su baskınlarına, sele, yıldırıma karşı dikkatli olmaları yönünde bir kez daha uyarılıyor. Onu aktarmış olalım. Ama araçların son derece güçlükle ilerlediğini görüyoruz. Silecekler artık neredeyse yetişmiyor. Ama ekranın diğer tarafında sadece suyun ortasında kalan araçları görüyoruz. Başakşehir tarafında araçların neredeyse gövde yarılarına kadar yükselmiş sular. Bakın bir kamyonet olduğu yerde kalmış. Artık gölü de aşmış. Görüntü neredeyse kamyonetin. Hatta arkadaki beyaz aracın tamamı sanki suya gömülmüş gibi. İlerlemekte de güçlük çekiyorlar. Bakın arkada mavi bir araba var. Yine benzer bir görüntü. Ön tarafı tamamen suyun içine gömülmüş vaziyette. Patlayan rogarları görüyoruz. Oradan fışkıran sular var. Dolu yağışından söz ediyoruz. Aslında onun da altını çizmiş olalım. Bakın Sultan Gazi'de de genel bir açıyla görüyoruz. Orada da benzer bir durum söz konusu. Sanki kar yağışına benzer bir görüntü. Orada da dolu yağışı etkili oldu. Bu da farklı bir açıdan, başka bir caddeden. Caddeler farklı, ilçeler farklı ama görüntüler benzer. Bakın araçlar, İETT otobüsleri yolda kalmış vaziyetteler. Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla zannediyoruz orayı geçmeye çalışıyorlar. Bir taraftan yolda kalmış vatandaşlar da araçlarından inmişler. Durumu bir şekilde kurtarmaya, kotarmaya çalışıyorlar sevgili izleyiciler. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de bir çağrısı var. Onu aktaralım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Diyor ki Sayın Vali, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri İvedi şekilde boşaltınız diyor. İstanbul Valisi Sayın Davut Gül, bir kez daha bu çağrıyı aktaralım. Lütfen su basma riski bulunan yerleri İvedi şekilde boşaltınız şeklinde bir çağrıda bulunuyor. İstanbul Valisi Davut Gül sevgili izleyiciler. Tabii İstanbul'un çok daha farklı noktalarından farklı görüntüler geliyor ekranlara. Ama ağırlıklı olarak şiddetli yağışın etkili olduğu ilçeler, İşte Başakşehir, Sultan Gazi, Kayaşehir, Gazi Osman Paşa. Belki lokasyonlar, yerler farklı ama görüntüler benzer. Göle dönen yollar, caddeler, o caddelerde mahsur kalan toplu taşıma araçları, otomobiller, otomobillerden inip bir şekilde yürümeye ve o noktayı aşmaya çalışan vatandaşlar. İki ayrı ilçeden, iki ayrı noktadan yansıyan görüntüleri sizlerle paylaşalım. Bir taraftan Başakşehir, bir taraftan Sultan Gazi. Bu arada önemli bir uyarı var. İstanbul Valisi Sayın Davut Gül uyarıyor. Su baskını olma riski yoğun yerleri lütfen ivedi bir şekilde boşaltınız şeklinde bir çağrısı var. Çünkü yarına kadar devam edecek kuvvetli sağanak yağış. Su baskınlarının meydana gelmesi olası diyorduk ki şu anda paylaştığımız görüntüler tam da bunun meydana geldiğinin göstergesi. İki ilçemizde caddelerde meydana gelen sağanak ve şiddetli yağış sonucu meydana gelen o görüntüler yansıyor ekranlara. Bakın bir halk otobüsü, bir taraftan işte İETT otobüsü, toplu taşıma araçları, minibüsler, özel araçlar. Trafikte yolun ortasına kalmış vaziyetteler, ilerleyemiyorlar çünkü teker üstüne kadar çıkmış bir su birikintisi içine gömülmüş vaziyetteler.